Hoş geldin abi. Hoş geldin. 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 Yap yap. Annen gelsin. Bugün Mamak Bir Sultan Abdal şubemize değerli canımız Öztürk Türkdoğan ziyarette bulundu. Ve Öztürk Türkdoğan der ki, demokrasi istiyorsanız, eşitlik istiyorsanız, hele hele kadınların birey olmasını istiyorsanız, biz sizinle yan yanayız, can canayız. Demokrasinin ayaklarından bir tanesi olan yerel seçimlere, büyük şehire ben eş başkan olarak adayım der. Ve boynuna da bir atkı takar. Der ki, kadının rengi mordur. Bu da bizim eş genel başkan adayımız der. Ve eliyle resmini gösterir ve yüreğinin üstüne koyar. Canlar, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ancak bir sultanın ilkesinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi herkes bilir. O yüzden biz bu çatı altında herkese ama herkese eşit mesafedeyiz. Eyvallah. Çünkü bir Sultan Abdal Kültür Derneği ya da Alevi felsefesi herkese eşit olan, eşdeş olan, siyaset üstü olan bir felsefedir. Eğer biz taraf olursak, tarafsızlığımızı yitirirsek bir sultana ve bu Alevi halkına ihanet etmiş oluruz. O yüzden hoş defa geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Bura Pir Sultan Derneği'dir. Faşistler hariç herkese kapımız ve yüreğimizin kapısı açıktır. Elbette ki siyaset yaşamın bir parçasıdır. Ama özellikle seçim dönemlerinde düzen partilerinin yıllardır bizim ibadethane olarak gördüğümüz cemevlerine gidip halkımızdan oy istemesini de sizin takdirinize tabii ki bırakıyorum arkadaşlar. Biz parti olarak her zaman Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı taleplerini destekledik ve yanlarında olduk ve onun da mücadelesini yürütüyoruz. Velhasıl geldik, sizi ziyaret ettik. Hoş sefa geldiniz. Yan yanayız, birlikteyiz. Bu mücadelede gerçekten eşit yurttaşlık hakkı mücadelesinde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Biz hakkımız olanı hep birlikte almalıyız ve hep birlikte yönetmeliyiz. Bizim yerel yönetim anlayışımız toplumcu bir yerel yönetim anlayışıdır. Katılımcılığa dayalır. Bunları da özellikle ifade edelim istedim. Aleviler, Kürtler birleşin, iktidara yerleşin. Nerede ya? Her Kürt'ten bunu söylüyorum ben ya. Şubeler platformunda da söylüyorum, ABF Genel Kurulu'nda da her yerde söylüyorum. Kürtler, Aleviler birleşin, iktidara yerleşin. DEM Parti olarak Ankara'da Gülten Kışanak arkadaşımızla birlikte Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları olarak bu seçim kampanyasını yürütüyoruz. Tabii ki Ankara'da gördüğümüz şey maalesef bir diğer partiler bakımından bir sağcılık yarışına girilmiş. Bu aslında bizi oldukça üzüyor. DEM Parti'nin kendisi ve adayları Ankara halkının oy vereceği sol, sosyal demokrat, sosyalist, yurtsever, halktan ve emekten, kadından, ekolojik çevreden yana ötekileştirilen tüm toplum kesimlerinin oy vereceği insanlardır ve partidir. Bunu ben açık açık anlatıyorum. Özellikle Alevi toplumuna, Alevi canlara bazı hususları hatırlatıyorum. Hakikaten birlikte mücadeleyi uzun zamandan beri veriyoruz ve DEM Parti, hepten DEM Parti geleneğine kadar Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı talepleri hep savunulmuştur ve her zaman da partimiz özellikle Alevi kimliğiyle bilinen arkadaşlarımızın temsil edilmesini de sağlamıştır. Gülten Kışanak arkadaşımız hapistedir, rehinedir, bir kadın özgürlük mücadelesi veren bir siyasetçidir ama aynı zamanda Alevi bir kadındır, inançlı bir insandır. Alevi toplumunun, Alevi canların bunu da bilmesi gerekir.
Öncelikle hoş geldiniz. Çalışmanız anlamlı ve değerlidir bizim için. DEM Parti'nin Ankara'da aday çıkarması, çalışma yürütmesi bu tıkanmış siyasete karşı bir alternatiftir. Biz öyle bakıyoruz. İki tane faşist zihniyete oy vermek yerine Aleviler seçeneksiz değildir Ankara'da. Bu çalışma ondan dolayı anlamlıdır. Adayların ikisi de birbirinden değerlidir. Sayın Öztürk Türkdoğan hak arama mücadelesinde İnsan Hakları Derneği'nde ömrünü vermiş bir insandır. Diğer taraftan Sayın Gülten Kışanak 12 Eylül zindanlarında günümüz yazıtlarına karşı Hüseyin'i duruş gösteren bir efsanedir bizim için, bir değerdir. Biz de tabii ki bu değerlere sahip çıkmak zorundayız değerli arkadaşlar. Bu çalışma bizim çalışmamızdır. Elimizden geldiğince destek olacağız. Üzerimize ne düşerse onu yapmak zorundayız. Başarılar diliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.